İyi akşamlar. TRT Diyanet Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün de şehitlerimizi yüreğimize gömdük. İzmir'deki terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin, Elbap operasyonunda şehit olan Asubay Selçuk Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Teğmen Mustafa Yazgan ve uzman çavuş Faruk Yüksel memleketlerinde ebediyete uğurlandı. İzmir'de ise adliye personeli Musa Can'ın cenaze töreni vardı. İzmir'deki terör saldırısında muhtemel bir katliamı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için Elazığ'da baba evinde helallik alınmasının ardından kahraman polisin cenazesi Baskil ilçesine götürüldü. Şehidin naaşı binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından tekbirler ve dualarla Doğancık köyüne götürüldü. Fethi Sekin'in naaşı köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. 21 Aralık'ta Elbap operasyonunda yaralanan ve Gaziantep'te hastanede 16 gündür tedavi altında olan Assubay Selçuk Erdoğan dün şehit olmuştu. Şehidin naaşı Gaziantep'ten törenle memleketi Amasya'ya gönderilerek toprağa verildi. Şırnak'ta Siirt arasında bulunan Küpeli Dağı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Mustafa Yazgan ve uzman çavuş Faruk Yüksel'in naaşı ise Siirt'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Teğmen Yazgan Gaziantep'te uğurlandı son yolculuğuna. Şırnak şehidi uzman çavuş Faruk Yüksel ise memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dualarla toprağa verildi. İzmir'deki terör saldırısında şehit olan adliye çalışanı Musa Can da İzmir'de sonsuzluğa uğurlandı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda kahraman bir Mehmetçiğimizi daha şehit verdik. Elbap'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında piyade assubay çavuş Osman Açıkgöz şehit oldu. Harekat kapsamında şehit olan askerlerimizin sayısı 44'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerinde terör örgütleri aracılığıyla sinsice bir oyun oynandığını söyledi. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan bu milletin yıkılamayacağını söyleyen Erdoğan, Suriye ve Irak'taki ateşi bu ülkeye taşıyamayacaklar dedi. Suriye ve Irak'taki ateşi ülkemize taşımak isteyenler biz dikkatli durursak emellerine ulaşamayacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği'nin düzenlediği sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerini buluşturan yemekte yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör örgütleri aracılığıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını söyledi. Oyun çok hince yapılıyor. Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler başarabileceğini çok iyi biliyorlar. Erdoğan, bir binanın tuğlaları gibi kilitlenmiş olan bu milleti yıkamayacaklar dedi. Bu millet aslında aşık ve maşuk topluluğudur. Ama son dönemde birileri bunu kurcalamaya, aşkımızı çekemeyenler oldu. İstedikleri kadar çekemesinler. Aşıkla maşuk ayrılmaz. Ferhat'la Şirin ayrılmadı. Bu 780 bin kilometre kareyi biz öyle kolay kolay vatan yapmadık. Şehit kanlarıyla yaptık. Dolayısıyla burada operasyon yapmayı düşünenler avucunu yalarlar. Onların hepsi gidecekleri yer belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarısına da değindi. Suriye'de 1'e 10 gidiyoruz. Belki bir şehit veriyoruz ama karşı taraftan da 10 alıyoruz, 15 alıyoruz. Onun için silahlı kuvvetlerimizin bütün kademelerine bu noktada Allah razı olsun diyorum. Allah yar yardımcıları olsun diyorum. Erdoğan, geçerli mesleği olan kalifiye Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verileceğini açıkladı. Bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var. Mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu program öncesinde İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Enes Çiçek'in
Şanlıurfa'daki ailesine de taziye ziyareti yaptı. Şehidin babası Bekir Çiçek metaneti ve mesajlarıyla takdir topladı. Enes Müslüman, Enes Kürt, Enes Urfalı, Enes Türkiye'li. Bizler birbirimizin kardeşleriyiz. Evet, bu davayı güdenler, bu haksız davada, bu şer davasında öne çıkıp da milleti katletmeye çalışanlar kimi katlettiklerinin farkında olsunlar artık. Yeter artık diyoruz. Neden? Çünkü biz birbirimizi öldürüyoruz. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Bekir Hoca'yı dinleyince işin baktım ki idrakinde olunca insan farklı. 137. günündeki Fırat Kalkanı harekatında 21 DEAŞ teröristi daha etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ta ise PKK inlerini vurdu. Türk savaş uçakları Suriye'de Elbap, Mızagah, Sultaniye ve Gabral Mukri'de 12 DEAŞ terör örgütü hedefini bombaladı. Elbap'ta da çatışmalar devam etti. Toplam 21 DEAŞ teröristi öldürüldü. Türk jetlerinin vurduğu DEAŞ hedeflerinin görüntüleri de paylaşıldı. Ayrıca fırtına obüsleri ve tank ve roket atışlarıyla DEAŞ'ın kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ve silahlı araçları imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar DEAŞ mensubu 1536, PKK-PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde de Kandil'de belirlenen 11 PKK hedefini vurdu. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda 2 askerimizin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı operasyonda ise 1 terörist öldürüldü. Zor arazi şartlarında yürütülen operasyonda PKK'nın kullandığı 9 mağara ve mağaralardaki çeşitli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi. DEAŞ terör örgütü Suriye'de Türkiye sınırına yakın bölgedeki Aziz ilçesinde kanlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az 60 kişi yaşamını yitirdi. Halep'in muhaliflerin kontrolündeki Aziz ilçesinde DEAŞ teröristleri tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlçedeki mahkeme binasının yakınındaki saldırıda en az 60 sivil hayatını kaybetti. 50'den fazla sivil yaralandı. Saldırıda yaralanan 23 Suriyeli sivil Türkiye'ye nakledildi. Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan biri de hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye, Irak hattında esen soğuk rüzgarların ardından iki ülke arasında buzlar eriyor. Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat'ta mevkidaşı Haydar El İbadi ile görüştü. Başika'daki Türk üssü tartışması ve Sincar'da PKK varlığı konusunda iki başbakan ortak görüş ifade etti. Sorunların çözüleceğinin sinyalini verdi. Bağdat'a giden Başbakan Binali Yıldırım ilk olarak Iraklı mevkidaşı Haydar El İbadi ile bir araya geldi. Başbakanlık sarayındaki resmi karşılamanın ardından Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından ikili baş başa görüştü. Görüşmede Irak ve Suriye'de terör örgütleriyle mücadele ve iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler masaya yatırıldı. Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir. Bundan sonraki bütün enerjimizi, bütün gücümüzü Irak'la Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin ekonomik olarak, karşılıklı yatırım olarak ve her iki ülkenin refah ve kalkınması şeklinde çalışmaya hazırız. İbadi ve Yıldırım görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu söyledi. Gerginliğe neden olan Başika'daki Türk üssüyle ilgili olarak İbadi ile detaylı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Yıldırım, üssün keyfi olarak değil, iki ülkenin rızasıyla ihtiyaç gereği kurulduğunu belirtti. Yıldırım bu konuda mesafe kaydedildiğini söyleyerek çözümün dostane şekilde sağlanacağını bildirdi. Irak Başbakanı İbadi ise Sincar'da üstlenmeye çalışan PKK'ya izin verilmeyeceğini, Sincar'ın temizlenmesi için çalışma yapılacağını kaydetti. İki başbakan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık etti.
Binali Yıldırım, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesinin ardından Irak'ın önde gelen bazı siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Erbil'e geçecek. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek. 102. yıl dönümünde Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri başladı. Sarıkamış'ta şehitler anısına Mevlid-i Şerif programı tertip edildi ve meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Ayrıntılar için Sarıkamış'ta bulunan muhabir arkadaşımız Ramazan Arslantaş'a dönelim ve notları senden alalım. Ramazan. Bu cennet vatanın bekası için çıktılar yola. Binlerce Mehmet'im ayrıldı üç ayrı kola. Allahu Ekber dağlarında verildi mola. Yollar Çanakkale'ye, Yemen'e, Sarıkamış'a. Arif Türkiye Sarıkamış şehitlerini 102. yılında vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak sloganıyla anıyor. Bizim şu anda bulunduğumuz yer Sarıkamış Kayak Merkezi. Az sonra 102. yılında Sarıkamış şehitlerini anma programları çerçevesinde burada meşaleli kayak gösterisi yapılacak. Dilerseniz bugüne kadar neler yaşandı kısaca özetlemekte fayda var. İlk olarak programların başladığı birinci günde, yani dün saat 13.30'da şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemekle başlamıştı programlar ve bu yemekte 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin aileleri de çok büyük bir özenle ağırlanmıştı. Akşam saatlerine gelindiğinde ise saat 19'da Diyanet İşleri Başkanlığı Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde bütün şehitlerimiz için, Sarıkamış şehitlerimiz ve 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimiz için bir Mevlid-i Şerif programı tertip etmişti. Mevlid-i Şerif programından hemen sonra saat 9 civarında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndan meşaleli yürüyüş başladı ve yukarı Sarıkamış Şehitliği önünde son buldu. Yüzlerce vatandaş, Türkiye'nin dört bir tarafından Sarıkamış'a akın eden vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndan başladılar yürüyüşlerine. Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne varıldığında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve Sarıkamış şehitleri yad edildi. Yürüyüş tekrar yine Türk bayraklarıyla ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda son buldu. Şu anda Sarıkamış'ta bütün hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir tarafından öğrenciler, gençler, vatandaşlar Sarıkamış'a akın ettiler. Yarın saat 10.30'da Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde olacak. Gök Allahu Ekber, yer Allahu Ekber nidalarıyla inleyecek. Yürüyüş Kızılçubuk zirvesinden başlayacak saat 10.30'da ve yukarı Sarıkamış şehitliği önüne gelindiğinde son bulacak. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yürüyüş olacak bu. Oraya gelindiğinde Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve Sarıkamış şehitlerini 102. yılında anma programları böylelikle tamamlanmış olacak. Programın ilk gününden itibaren bugüne kadar neler yaşandı? Sarıkamış şehitleri 102. yılında nasıl yad edildi? Dilerseniz bunun da cevabını hazırladığımız haberimizde izleyelim. Türkiye 102 yıl önce Sarıkamış'ta şehit verdiği 90 bin evladını rahmet ve minnetle anıyor. Bu yıl vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak sloganıyla başlatılan etkinlikler çerçevesinde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi. Yemeğe 15 Temmuz şehitlerinin aileleri de katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde başta Sarıkamış ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Mevlid'e Türkiye'nin dört bir tarafından şehitleri anmak amacıyla Sarıkamış'a gelen yüzlerce vatan sevdalısı katıldı. Programın sonunda şehitler ve vatanın, ümmetin selameti için eller semaya açıldı. Kanlarıyla, canlarıyla feda eyleyen aziz şühedalarımızın ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle. Daha sonra meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla Sarıkamış'a akın eden vatandaşlar ellerinde meşalelerle, Türk bayraklarıyla Sarıkamış şehitleri için yürüyor. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Vatanlarını savunmak için sıfırın altında 35 derece soğukta ayaklarında çarıkla, sırtlarında palto olmadan Allahu Ekber dağlarında şehit olan yiğitler için gerçekleştirilen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Batak'ta, Çanak'ta, Sarıkamış'ta. Mutluyuz,
askerlerimiz için yürüyoruz. Evet. Onlar çektiği acıyı biz de yani yaşıyoruz şu an. Meşaleli yürüyüş Yukarı Sarıkamış şehitliğinde son buldu. 3 yeni OHAL kararnamesi yayımlandı. Kararnameler Fethullahçı terör örgütü bağlantıları nedeniyle kamu görevinden ihraç edilenler ve kamuda yeni düzenlemeleri içeriyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679 sayılı kanun hükmünde kararname ile çok sayıda kamu personeli görevden ihraç edilirken 680 sayılı kararnamede yargı, medya hizmet sağlayıcıları ve iş güvenlik, 681 sayılı kararnamede de milli savunma ile ilgili düzenlemeler yer aldı. Kararnamelerle 63 kurumdan 8390 kişi Fethullahçı terör örgütü bağlantıları nedeniyle kamudan ihraç edildi. En yüksek rakam Emniyet Genel Müdürlüğü'ndendi. Aralarında 2., 3. ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 2687 kişi meslekten ihraç edildi. Emniyette durumları yeniden değerlendirilen 431 emniyet mensubu görevlerine iade edildi. Adalet Bakanlığı'nda 1699, Sağlık Bakanlığı'nda 838 personel, Deniz Kuvvetleri'nden 149 asker, Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1 personel görevden uzaklaştırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da ihraçlar vardı. Biri il müftü yardımcısı, 5'i ilçe müftüsü, 135 diyanet personeli kamudan ihraç edildi. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 83 dernek kapatıldı. 7 derneğin ise kapatılma kararı iptal edildi. Daha önce kapatılan 11 gazete yeniden açıldı. Kararnamelerle yeni önemli düzenlemeler de yapıldı. Önümüzdeki dönemde yurda dön çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak, özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak, polis sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili olacak. Terör, örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık suçları kapsamında el konulan silah ve mühimmat, emniyet güçleri ve askeri birliklerce kullanılabilecek. Kamuda çalışanlar Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkede geçici olarak görevlendirilebilecek. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlanan Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'yla Astsubay Meslek Yüksek Okulları'nda öğrenci alım şartları değişti. Uzman jandarmalar 31 yaşına kadar astsubaylığa geçebilecek. İlişiği kesilen güvenlik korucuları göreve çağrılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araç tescil ve ruhsat alma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin noterlere devrine imkan tanındı. Böylece emniyette insan kaynağı tasarrufu sağlanacak. Günün dikkat çeken diğer haberlerine de kısaca göz atalım. İstanbul Beşiktaş'ta bombalı saldırılarla ilgili olarak gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki uluslararası havalimanında silahlı bir saldırgan hedef gözetmeksizin etrafa ateş açtı. 5 kişi öldü, en az 8 kişi yaralandı. Irak'ta savaşan eski bir ABD askeri olduğu açıklanan saldırgan yakalandı. Olayın terör bağlantısı konusunda bir açıklama yapılmadı. Almanya'nın Fürth kentinde geleneksel olarak düzenlenen Hasat Bayramı etkinliğindeki geçit töreninde mehter takımının 3 hilalli Osmanlı sancağını taşıması yasaklandı. Karara, kamuoyunun endişeleri göz önünde tutuldu şeklinde gerekçe gösterildi. Hasat Bayramı geçidine 4 yıldan beri mehter takımıyla katıldıklarını söyleyen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Fürth Yönetim Kurulu Başkanı Refet Avcı, "Bizden 3 hilalli bayrağın kullanılmaması istendi. Durumu değerlendirip katılıp katılmama konusunda karar alacağız," dedi. Fransa'nın güneydoğusundaki Var bölgesinde yer alan Six-Fleurs-le-Plage kasabasında seçmeli Arapça dersi verilen bir ilkokul polis tarafından basıldı. Kasabanın belediye başkanı tarafından 2 kez okula baskı amacıyla polis gönderilmesi idari mahkemeye taşındı. Ancak mahkeme polis baskınında Arapça dersinin engellenmediğine hükmederek herhangi bir karar almadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta yapılacak Kıbrıs müzakerelerinin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, her iki toplumun endişelerini giderecek karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm çağrısında bulundu. Guterres'in Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin açılışına katılacağı bildirildi.
needs to be nimble. İstanbul dün akşam saatlerinden itibaren bastıran yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Hatta kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreyi buldu. Sıcaklık -10 derece birden düştü. Trafikte sıkıntılar yaşanırken hava ve deniz ulaşımı da aksadı. Balkanlardan gelen soğuk, yağışlı ve fırtınalı hava yurdun diğer bölgelerinde de etkili oluyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü. Kar önce Avrupa yakasını etkisi altına aldı. Daha sonra mega kenti beyaz örtüye bürüdü. Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetre, kıyı kesimlerde ise 13 santimetre olarak ölçüldü. Yoğun kar özellikle ulaşımı felç etti. Devam eden yoğun yağış nedeniyle belediye ekiplerinin çalışmaları yetersiz kaldı. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu. Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar yollarda kaldı. Artan trafik kazaları da yolların tıkanmasına neden oldu. Yolda kaldık, zincir dolandı tekerleğe. Zinciri sökemedik, itfaiyeden yardım istedik. Yağış, hava ve deniz ulaşımını da felç etti. Hava şartları sebebiyle Türk Hava Yolları İstanbul bağlantılı 600'ün üzerinde seferi iptal etti. Yolcular geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi. Deniz yolunda şehir hatlarında da seferler yapılamadı. İskelelerden yapılan anonslarda tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Hava sıcaklığının gün içinde eksilerde seyrettiği, gün boyu kar yağışı ve tipinin sürdüğü İstanbul'da tutkularından vazgeçemeyenler de vardı. Soğuk, sıcak fark etmiyor. Şu an hava -7 olmasına rağmen balık sevdamızdan vazgeçmiyoruz. Bu da böyle bir tutku. Çok değişik bir şey. Trakya bölgesinde 200 civarında köy yolu ulaşıma kapandı. Tem otoyolu Çerkezköy mevkii Edirne ve İstanbul yönünde ulaşıma kapandı. Ankara-İstanbul arasında Bolu Dağı'nda da trafik akışı güçlükle sağlandı. Karayolları ekipleri sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yalova'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı. Çanakkale'de tipi ve soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollar buz pistine döndü. Bu görüntülerse Manisa'dan. Şehir merkezine 10 yıl aradan sonra ilk kez kar yağması vatandaşları sevindirdi. Güne beyaz manzarayla uyanan Manisalılar soluğu sokaklarda aldı. Biz bu karı Manisa'da 10 yıldan beri görmüyoruz. Bayağı bir zaman geçti. Herkes sevinçli zaten şu an. Ankara başta olmak üzere Orta Anadolu'da ise fırtına etkili oldu. Kayseri'de zaman zaman 50 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi. Binaların çatılarını uçurdu. Erciyes Üniversitesi önünde bulunan heykel de şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak hem de karla içimizi ısıtacak bir haberle devam edelim. Kar yağışının pek de görülmediği Mersin Erdemli'de özellikle küçük çocuklara kadar kar keyfi yaşatmak için belediye bakın nasıl bir çalışma yapıyor. Mersinliler coğrafya gereği kar yağışına da hasret, karın getirdiği görsel şölen ve eğlenceleri de. Eğlence kısmı da daha çok çocukları, öğrencileri ilgilendiriyor. Okullarda kar tatilinin de ayrı bir cazibesi var onlar için. Erdemli'de çocuklara kar heyecanını yaşatmak için belediye ilginç bir iş yaptı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Toros Dağları'ndan okullara kar taşıtıyor. İlginç çalışma Erdemli genelindeki tüm okullarda yapılıyor. Belediye kamyonları çocukların eğlenmesi için okul bahçelerine kar döküyor. Televizyonda izlediklerinde karda oynayan yaşıtlarına imrenen çocuklar belki de hayatlarında ilk defa kara dokunuyor. Minikler kar topu oynuyor, kardan adam yapıyor, kısacası kar eğlencesinin tadını çıkarıyor. Çocukların bu sevinci onları mutlu etmenin aslında hiç de zor olmadığını da gösterdi bir bakıma. Kolombiyalı genç bir kadın Kayseri'de ihtida töreniyle İslamiyet'i seçti. Sosyal medyada tanışarak evlendiği işinden etkilenen genç kadın ismini de Nisanur olarak değiştirdi.
Kolombiyalı Blanca şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Ben düşündüm. Evet, tabii ki Müslüman, çok güzel bir insan. 31 yaşındaki Blanca Milena İyigün, sosyal medyada tanıştığı bir Türk'le evlenerek Türkiye'ye yerleşti. Hem eşinden hem de çevresindekilerden etkilendi. Araştırmalar yaptı ve Müslüman olmak için kararını verdi. İyi yaşam, güzel bir aile, bu yüzden ilgin başladı. Adını İsa Nur olarak değiştiren Kolombiyalı kadın için Kayseri'de ihtida töreni yapıldı. Kayseri müftüsü ona Müslüman olmanın gereklerini de anlattı. İslam'ın kötü gösterilmeye çalışılmış olduğu bir zaman diliminde elhamdülillah insanlar İslam'a koşuyor, İslam'ı, Müslümanlığı tercih ediyorlar. Sırada İslam coğrafyasından haberlerimiz var. İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitiren 39 kişiden ikisi Ürdün vatandaşıydı. Ürdün adli makamları saldırıyla ilgili olarak övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlattı. 12 kişi hakkında soruşturma açılırken 20'ye yakın sosyal medya hesabı incelemeye alındı. FAS, ülkede faaliyet gösteren Fethullahçı terör örgütüne ait eğitim ve öğretim kurumlarını kapatma kararı aldı. Soruşturma neticesinde söz konusu okullarda FAS eğitim müfredatıyla bağdaşmayan eğitim metodu izlendiği belirtilirken, FAS İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fethullah Gülen terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren Fatih Sultan Mehmet okullarının tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması kararı alınmıştır. Söz konusu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara geçmesi sağlanacaktır ifadesi kullanıldı. Afganistanlı kadın polisler Türkiye'de eğitimlerini tamamladı. Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda 4 ay eğitim gören 250 Afgan kadın polis düzenlenen törenle mezun oldu. Törene Afganistan İçişleri Bakanı Taj Muhammed Cahit ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'ta katıldı. Dostluğunu ve kardeşliğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Afganistan'a desteğimiz her zaman sürecektir. Endonezya'da hükümet, yasa dışı faaliyet gösteren tüm haber sitelerini kapatma kararı aldı. Endonezya İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'na bağlı Uygulama ve Bilgi Merkezi, kararın güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasını önleme amacını taşıdığını açıkladı. Şu ana kadar aralarında dini haber sitelerinin de bulunduğu 11 internet haber sitesini kapattı. Malezya yoğun yağışlar sonucu oluşan sellerle mücadele ediyor. Ülkenin kuzeydoğusunda etkisini artıran muson yağmurları nedeniyle 19 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Okullar tatil edildi. Sel felaketlerinde şu ana kadar can kaybı yok ancak bölgede hasar büyük. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.